Hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlere kayısı çekirdeğinden nasıl düdük yapılır onu göstereceğiz. Neden böyle bir video çekiyorum? Bununla ilgili bir kaynak göremedim. Eski bir kültür, gelenek, oyuncak diyebiliriz buna. Unutulup gitmesini istemiyorum. Şurada yaptığınız değişik düdükler var. Genelde insanların kullandığı yöntem bu. Fakat ben bundan çok iyi randıman alamadım. Şu şekilde yaptıklarım gayet güzel çalıyor. Gösterelim. Gibi. Kayısı çekirdeğinden düdük yapmanın iki yolu var. Bir eski teknolojiyle, yani teknolojisiz olarak yapılan yol. Onu göstereceğim. Bir de bizim aletleri kullanarak yaptığımız yol. Hepsinin olmasına gerek yok. Mengeniniz varsa kullanırsınız. Yoksa kullanmazsınız. Mengeneyi masanın kenarına takmak istemedim. Çünkü kenarda kötü bir görüntü olacaktı. Bu şekilde de halledebiliriz. Ben şu kısımdan delmeyi tercih ediyorum. Şöyle göstereyim. Bu taraftan değil. Burası sivri. Şu tarafı küt oluyor genelde. Buradan deleceğiz. Çok geniş bir delik açmanıza gerek yok. İçine girsin yeterli. Sonra bu deliğin üst kısmı. Delik burada. Bunun mümkün olduğunca yukarı kısmı. Şu bölgesini. Şöyle yaracağız. Buradan geniş bir ağız açacağız. Videonun ilerleyen bölümlerinde doğal malzemelerle de nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu deliğimizi açtıktan sonraki aşama çekirdeğin içerisindeki, yani dış kabının içerisindeki yenilen kısmı, tohum mu diyorlar artık neyse, boşaltmak. Çivi ya da tornavida kullanabilirsiniz. Benim gibi böyle kırabilirsiniz. Bu kırıldığı için bunu yaptım. Şimdi o aşamaları tekrar göstermedim. Çünkü zaten videoda var. Bakın şuraya bir delik açtık. Burasını açtık. Şimdi üflediniz ses gelmiyor. Mesela yaptınız. Yani kötü bir ses var. Ne yapacaksınız? Bu delikle oynayacaksınız. Biraz daha genişleteceksiniz. Doğru açı eninde sonunda denk gelecek. Eninde sonunda bir yerde bu çalacak. Bazı kayısı çekirdeklerin iç yapısı da önemli tabii ki çalmasında. Bu şekilde şimdi diğer basit ve doğal ya da alet kullanmadan yapılan yöntemi de göstereyim. Videoyu bitirelim. Diğer yöntem ise arkadaşlar kayısı çekirdeğini alıp sürtüyorsunuz. Yani burası düz bir zemin ama mesela pütürüklü şöyle bir yer olabilir. Amaç ne? Burayı incelterek nereyi delmek istiyorsanız, yani şurası da olabilir. Burada olabilir. Çiviyle de şu kısmı delebilirsiniz. Delmeden de yapabilirsiniz. O şekilde de çalar. Böyle incelterek ağaç kısmından kurtuluyorsunuz. Yine içerisindeki çekirdeği çıkartıyorsunuz. Komple boşalacak. İçinde kalmayacak. Ondan sonra bu işlem tamamlanıyor. Yani şurada önemli bir nokta var. İçinde çekirdek parçası kalmaması lazım. Dışarıda sizlere göstermiş olduğum yöntem küçükken kullandığımız bir yöntem. Çocuk yaşlarındayken bu şekilde yapıyorduk. Bu kadar arkadaşlar. Videoma burada son veriyorum. Umarım güzel, faydalı bir video olmuştur. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.